Merhaba arkadaşlar, Deniz'in Elişi Günlüğü kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere Tunus işinden 0-2 yaş için atkı nasıl yapılır onu göstereceğim. Çok kolay ve basit, herkesin yapabileceği güzel bir model. Hep birlikte yapalım. İpim Nako Elite Baby, şişim 5 numara. Hemen ölçüyorum boyunu. 40 santim. Bu iki katı olduğu için 80 santim yapıyoruz. Uzunluğu 80 santim. Uçlarında da böyle iki tane pompon var. Şu şekilde gösteriyorum. Ters tarafı, burası da düz tarafı. Hep birlikte örelim. 22 tane zincir çekiyorum. Bir, iki, üç, beş numaralı şişim çok uzun olduğu için biraz zorlanarak yapacağım. Yerim dar ama yapmaya çalışacağız birlikte. Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, 13, 14, 15, 17, 18, 9, 20, 21, 22 tane, 3 tane de fazla atalım. Burada eksik kalmaması için. Evet. Şimdi ilk sırada ipimin üzerine ipi almadan birinci ilmeğe giriyorum. Şekilde 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 22 tane ilmeğimi çıkardım. Tunus işinde arkadaşlar tek şiş üzerinde yapıyoruz. İlk ilmeğimi tek olarak alıyorum. Sonra 2 2 alarak sıramın sonuna geliyorum. 2 2 2 2
Sıramız sonuna geldi. Böyle yakından göstereyim. Şimdi tekrar ikinci sıradayım. Her birinden birer tane alarak her ilmekten ortadan falan girmiyorum. Hemen yandan yandan tekrar sona geldiğimde tekrar bir tek alıyorum. Tek aldım burayı. İki tane, iki alarak sıramız başına geleceğim. Tekrar bir sıra daha yapalım. Sıranın başına gelince yine her bir tanesinden bu şekilde ilmek çıkararak sıramın başına geliyorum. Yine ilk baştakini tek, sonra çift alıyorum. Tunus şimdi modelsiz örersek normali bu. Bakın. Bu atkıyı istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Bunun uzunluğu, kısalığı size bağlı. Ama benimki 80 santim. İkiye bölersek 40 santim oluyor. Ben şimdi birkaç sıra daha öreceğim. Bakın ben birkaç sıra ördüm. Böyle çok yumuşak, şirin bir şey oldu. Şimdi bu sırayı da tekrar gösteriyorum. Sona geldiğimde şu son tarafa ilmeğe girip bir zincir ve tekrar iki tane çekerek sıramın başına geleceğim. İsterseniz üzerine süsler de yapabilirsiniz. İkinci bir kere iğneyle üzerine süs yapılabilir. Şekil verilebilir. Şimdi bu benim yaptığım sade bir atkı modeli. Çocuklarda da çok şirin duruyor. Büyükler için de yapabilirsiniz. Evet.
Eğer şiş numarasını büyütürseniz 5-6 ile yaparsanız tabii ki bu aralar daha da geniş, güzel durabilir. Şimdi bu pomponunu göstereceğim arkadaşlar. Pomponu nasıl yaptığımı. İpimi alıyorum. Bunun uzunluğu, kısalığı size ait. Ama benimki 40 santim burası, 40 da arkası. 80 santim. Pomponu yapmak için en kolay, şöyle 4 parmak üzerine sarıyorum. 30, 40, 50 istediğiniz kadar dolayabilirsiniz. Küçüğünü yapmak isterseniz 4 parmağı değil 3 parmağı parmakla dolayabilirsiniz. Evet, bunu göz kararı kendimce yaptım. Burada kesiyorum. İpimi 2 kat yapıyorum burada. Parmağımdan çıkardım. Tam ortadan sıkıca bağlıyorum. İyice sıkalım. Buradan kesiyorum arkadaşlar. Şekilde sirkeliyorum. Uzun gelen kısımları üstten bu şekilde alıyorum ben. Pomponumu da yaptıktan sonra bakın böyle. İsterseniz böyle büzüp ucu büzebiliriz de. Ama büzmek istemezseniz böyle ucuna dikiyoruz. Şekilde. Buraya dikiyoruz arkadaşlar. Uzunluk mesafesi size ait. İster 22 ile başlayın. Bu genişlik de size ait. 30 da yapabilirsiniz. 35 de yapabilirsiniz. İster bu şekilde büzerek pomponunuzu dikin. İsterseniz düz olarak aynı bu modelimde görüldüğü gibi dikebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.